Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Memleketimize her türlü bela, musibet, sıkıntı, her türlü dert ve problemlerden korusun inşallah. 200. beyitte kalmışız burada. Doğru mu? Evet. Ve o kuyumcu gelince o hekim dedi ki padişaha halayı buna ver. Yani hizmetçiyi bu kimseye ver. Ver de halayıkcağız buna kavuşup iyileşsin. Bununla buluşma suyu o ateşi söndürsün. Yani halayın aşık olduğu, sevdiği, muhabbet beslediği o kuyumcuya ver dedi. O kuyumcuyla beraber insan onunla nefsinin hoşuna giden, nefsine tat veren bir şeye ulaşınca insan mutlu olur. Hani hastalara sorarlar ya canın ne istiyor? Hasta da çok nazlıysa böyle nazlı, narin bir sesle canım hiçbir şey istemiyor der. Hastanın etrafındaki insanlar çökerler tekrar. Canım hiçbir şey istemiyor deyince tekrar sorarlar, tekrar sorarlar. Çünkü hasta canının istediğini söylerse böylece ona da kavuşursa iyileşmeye doğru gidecek. Nefsi tatlanacak. Padişah o ay yüzüyor, ona bağışladı. Birbirleriyle konuşup görüşmek isteyen o ikisini birbirine çift etti. Bunu normalde eğer zahiri olarak bu meseleye bakacak olursak, nefsin hoşuna giden bir şeyle Padişah onu buluşturdu. Eğer halayı biz nefis olarak, normalde algılarsak veya da halıyı biz ruh olarak algılarsak kuyumcuyu da nefis olarak algılarsak o zaman o kimse ne yapmış oldu? Nefsine uyduğu bir şekilde hareket etti. Ve ikisi birleşti. Altay Murat alıp Murat verdiler. O kız da iyice iyileşti. Bu, da, bu noktada o kimse nefsinin heva ve hevesine hoş gelen şeyle hemhal olunca o kimse geçici bir iyiliğe kavuştu. Siz nefislerinize uyarsanız ve nefsinizin istediği gibi hareket ederseniz geçici bir iyiliğe kavuşursunuz ve geçici iyilikler sonunda size mutluluk getirmez. Bundan sonra hekim kuyumcuya bir şerbet hazırladı içirdi. Kuyumcu kızın önünde erimeye başladı. Ve o hekim bir şerbet hazırladı. O şerbeti kuyumcu her gün yudum yudum içince yudum yudum da o erimeye, hasta olmaya başladı. Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliği kalmayınca kızın canı da onun derdinden kurtuldu. Ve o kuyumcu gün geçtikçe hastalandı. Hastalandıkça güzelliği ve yakışıklılığı kalmadı. Bir kimse bir şeyin görüntüsünü severse, görüntüsü bozulduğunda ona olan sevgisi biter. Hazreti Pir e, zahire olan aşıklıkların bir gün biteceğini söyler. Veyahut da bir kimse eğer bu manada ağyara aşık olursa, yani Allah aşkının dışındaki her şey ağyardır der sufiler, Allah aşkının dışındaki aşıklıklar bitmeye mahkumdur. Bir kimse bir kadını veya bir erkeğe aşık olursa, o aşıklık bitmeye mahkumdur. Bir kimse kendi çocuğuna, çocuk anne babasına aşık olursa o aşıklığı bitirir toprağa girince her şey. İnsanı insan eden ve insanı kamil eden ve bitmek, tükenmek bilmeyen aşıklık Allah'a olan aşıklıktır. Kuyumcu çirkinleşip kötü bir hale gelince yüzü sararıp solunca kızın gönlü de yavaş yavaş soğudu ondan. Bir kimse bu noktada etrafındaki geçici güzelliklere aşık olursa o aşıklı o geçici güzellikler geçince son bulur. Bir renk yüzünden meydana gelen aşklar aşk değildir. Sonunda ayıp olur gider bir renk yüzünden geçici bir şey, renkler kalıcı bir şey değildir. Renk geçici bir şeydir. Ve her şeyin rengi geçicidir. Bugün yeşil olarak gördüğünüz yaprak bir müddet sonra sararır. Geçicidir. İnsanların renkleri geçicidir. Ve bu kainatta gördüğünüz bütün renkler geçicidir. Siz eğer bir renge aşık olursanız o renk geçtiğinde sizin de aşkınız biter. Ve her renk, her an geçicidir, yeni bir renktir. Biz şimdi burayı rengarenk görürüz, ışıkları kapattığımız anda burada renk kalmaz. Veyahut da biz çok renkli görürüz de, gerçek manada çok renkliliğin hepsi de renksizlikten ibarettir. O zaman biz geçici olan bir şeye, aşıklık peyda edersek o geçici olan şey geçince bizim aşıklığımız biter. Hatta bunu daha da derinleştirebiliriz. Gözünüzün gördüğü görmediği varlık sahasına sudur eden her şey geçicidir. Baki olan Allah'tır. Kalıcı olan Allah'tır. Geçici olan bir şeye aşıklık da geçer gider. Sufilin, tasavvufun, Kesin genel amaçlarından birisi insanları Allah'a, Allah aşkına götürmektir. Yoksa insanları Allah'ın haricindeki bir şeye götürmek bu noktada o kimsenin yolunu kesmektir. O yüzden bütün peygamberler yaşadıkları zamanlarda insanları Allah'a davet etmişlerdir. Kendilerine davet etmemiştir. Bir kimse eğer kendisine davet ediyorsa o bu noktada hatalıdır, nefsine yenik düşmüştür, doğru değildir, sapkındır. Din Allah'ındır, davet de Allah'adır. Cennet Allah'ındır, cehennem Allah'ındır, din Allah'ındır. Hesabı kitabı görecek olan Allah'tır. Tövbeleri kabul edecek olan Allah'tır. Allah temizlenip tövbe edenleri sever. Allah temizlenip tövbe edenleri seviyorsa çağırıcılar, münadiler, tebliğ ediciler insanları sadece ve sadece Allah'a davet etmeleri gerekir. Eğer bir kimse davetini Allah'ın üzerine kurmuyorsa, Allah üzerine kurgulamıyorsa o davetçi doğru bir davetçi değildir o davetçinin dilinin kenarına, altına, üstüne, önüne şeytan bulaşmıştır. Bir kimsenin kendi yolu yoktur. Yol Allah'ındır. Herkes kendince Allah'a gidilen yolda kendince, kendi rengince gidebilir. Birisi gecede bin rekat namaz kılıyordur. Kendisine aittir. Öbürki ertesi gün bin kişiyi doyuruyordur. Kendisine aittir. Öbürsü ertesi gün bin tane tevhid çekiyordur. Kendisine aittir. Öbürkü bin sayfa ilim tahsil ediyordur. Kendisine aittir. Burada önemli olan Allah'a ulaşılmasıdır. Ve yolun Allah'a çıkmasıdır. Tekrar söylüyorum. Yolun Allah'a çıkmasıdır. Allah'a çıkan yolların da kendi içerisinde doğru kaidelerle kaidelenmesi gerekir. Allah'a çıkan yolda Allah'ın emir ve nehilerinin dışında bir şey bulunması sapkınlıktır. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. O zaman bir kimse kendi kafasından yol uyduramaz. Allah'a giden yolda bir kimse Hz. Muhammed Mustafa'nın izini takip ederekten şaşırmadan, yolunu karıştırmadan gider. Eğer peygamberi bir metotla yolda gitmezse o zaman o metot kendi kafasından uydurduğu bir metot olmuştur. O zaman kendince der ki siz Kur'an'ı anlamazsınız. Benim dediğime bakın. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini anlamazsınız. Benim kitaplarımı okuyun. Siz bilmezsiniz. Bunları benim kitaplarımda bulabilirsiniz der. O yüzden burada bir renk yüzünden meydana gelen aşklar bunu sadece bunu sadece meseleyi ilahi aşk noktasında algılamayın. Bunu hayatınızın tamamı olarak algılayın. Dini hayatınızın tamamı olarak algılayın. Aile hayatınızın tamamı olarak algılayın. İş hayatınızın tamamı olarak algılayın. Arkadaşlık hayatınızın tamamı olarak algılayın. O zaman arkadaşlıklarınızı geçici bir heves üzerinden heder etmeyin. O zaman ailelerinizi geçici bir heves üzerinden heder etmeyin. O zaman dini hayatınızı geçici bir heves üzerinden heder etmeyin. Kendi hayatınızı geçici hevesler üzerinden heder etmeyin. O geçici bir renk yüzünden bir hata yanlış yapar da orada saplanır kalırsanız, o hatadan, o kusurdan belki de ayrılmanız çok çok kötü olur ve bu bir renk yüzünden heder olup gidenler kendilerince aşık olduklarını, Allah'a aşık olduklarını zannederler. Bir müddet sonra onların yaptıkları bu şey onlar için birer utanç olur. Çünkü onun da diyor ki aşk değildir, sonunda ayıp olur gider. Yani ayıp etmiş olurlar, utanç sahibi olurlar. Bir kimsenin utanç sahibi olmaması için Dini meselelerde Kur'an ve sünnete tabi olması, ailevi meselelerde genel olarak hem dinini kendisine ölçü etmesi hem de ailenin kendi içerisindeki ölçülerini ölçü etmesi, her meselede haram helal çizgisini kendisine ölçü etmesi gerekir. Ben seviyorum, başıma ne ne gelirse gelsin diyen eğer geçici bir sevdaya, rengi bozuk bir sevdaya tabi olursa, tutulursa onun için o sonunda ne olur? Bir ar olur. Utanacağı bir şey olur. İkaz edersiniz. Yapma. Haram işleme. Yanlış yapma. Eksik davranma. O kendince seviyorum ülen der. Ama üç ay sonra benim sevdiğim bu değilmiş der. Ne oldu? Üç ay önce sen seviyorum ülen diye bağırıyordun. Üç ay sonra senin için ne oldu? Bir utanç vesilesi oldu. Bir utanma oldu. Yerin dibine girdin. Herkes dedi ki sana yanlış yaptı. O zaman geçici heveslerle davranan kimseler dünya hevesi, dünya hevası için yanıp tutuşanlar sonunda utanırlar. Hem bu dünyada utanırlar hem de mahşer yerinde hesap yerinde utanırlar. Heva ve hevese uyanlar için iki utanma vardır. Şeytana uyanlar için iki utanma vardır. Kur'an ve sünnete uymayan insanlar için iki utanma vardır. Bu utanmanın birisi dünyadadır. Cenab-ı Hak ibret alem için onları dünyada utandırır. Utandırır ki diğer insanlara ders olsun. Allah Nemrud'u bu dünyada utandırmıştır. Firavun'u bu dünyada utandırmıştır. Ebu Cehil'i bu dünyada utandırmıştır. Ve bir kimse Allah yolundan gitmezse ve insanları din ile aldatır kandırırsa bakın Firavun ilahlık taslıyordu. Bakın Nemrut ilahlık taslıyordu. Bakın Ebu Cehil kendisinin peygamber olmasını, kendisinin hikmet sahibi olduğunu, hikmetin babası olduğunu söylüyordu. Cenab-ı Hak onları bu dünyada rezil ve rüsvay ettiği gibi öte dünyada da rezil ve rüsvay eder. İki utanma vardır. Heva ve hevesine uyanlar, şeytana uyanlar hem bu dünyada utanırlar, tövbe etmezlerse. Onlar kendilerince bir ayıp işlerler, tövbe etmezlerse Allah onların ayıplarını insanların önünde silkeler gösterir. Ders verir. Ey kullarım! Eğer ki siz yanlışlık yapmaya devam eder ve bundan tövbe etmez geri dönmezseniz sizi insanların önünüzde ayıplarınızı açar, ayıplarınızı açmak. Ayıplarınızı insanların önünde döker, rezil rüsva ederim. Bu yetmez. Ayrıyette de sizi mahşerde rezil rüsva ederim der. O yüzden bir kimse Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bütün kulların üzerinde bir günah onları tepe sarar. Bir günaha girer o kimse. Ama devam eder. Günah işleyenlerin en hayırlısı günahından dönüp tövbe edenlerdir. Tövbeden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Devam eder şerif. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede de Allah tövbe edip temizlenenleri sever der. O zaman bir kimse bir renk uğruna bir hata yanlış yapar ise ondan tövbe edip geri dönmeli. Tövbe edip geri dönmezse bilsin ki bu dünyada rezil ve rüsvaylık çekecek. Bir yerde bir rüşvet yemiştir o. Onun rüşveti onun önüne çıkar. Ayet-i kerimede az önce hocam ondan bahsetti ya. Sizin önünüzde sizin amelleriniz vardır. Yaptıklarınız vardır. Siz bir yerde insanların hakkına gasp ettiyseniz o sizin önünüze çıkar. Bir yerde insanların önünü kestiyseniz o sizin önünüze çıkar. Bir yerde haksızlık yaptıysanız o sizin önünüze çıkar. Bir yerde küçük tanrılık yaptıysanız o sizin önünüze çıkar. Bir yerde kalkıp da şirke düştüyseniz ve insanları düşürdüyseniz bile bile o sizin önünüze çıkar. Ve Cenab-ı Hak tövbe etmezseniz sizi insanların önünde rüsva eder. Tövbe etmezseniz sizi aynı zamanda da mahşer yerinde rüsva eder. Bir hadisi şerif vardır, çok ağırdır. Mesela örnek, dünyada zina edip de bundan tövbe etmeyenler, tövbe etmeden ölenler mahşer yerinde köpekler gibi zina etmiş, çatışmış bir şekilde hal kolunurlar der. O yüzden eğer bir kimse bu dünyada yapmış olduğu hata ve kusurlardan geri dönüp tövbe etmezse hem bu dünyada rüsvay olmak vardır hem de öte dünyada rüsvay olmak vardır. Çünkü bunu hem ayetler hem hadisler beyan eder. Hazreti Mevlana da Celalettin Hazretleri bunu diyor ki bu sonunda onun için bir ar olur. Utanma olur, ayıp olur. Keşke tamamıyla ayıp olaydı da başına bir kötülük gelmeseydi. Keşke o kimse tamamıyla ayıp olsaydı. Başına bir kötülük gelmeseydi. Yani kendince o ayıbını görseydi. Kendince o hatasını görseydi. Tamamıyla ayıp olduğunu görürse nefsine uymaz geri dönerdi. Ama tamamıyla kendisinin ayıp olduğunu görmedi. Alacalı bulacalı, filu, bir gün iyi bir gün kötü, bir saat iyi bir saat kötü. Böyle olunca o kimse ne yaptı? Kendini iyilerden gördü. Tamamiyetle kötü olmuş olsaydı kendini iyilerden görmeyecekti. Ama bir iyi bir kötü olduğundan kendini hep iyi gördü. Irmak kesilen gözlerinden kanlar aktı. Yüzü canına düşman kesildi. Ve o kimse baktıkça kendinden iğrendi. Ve baktıkça kendinden dolayı kendi kendine kahretti. Ve insanların böyle mana çirkinlikleri vardır. O kimse aynaya baktığında o mana çirkinliğini görürse kendi kendine ar eder, kendi kendine edeb eder. Kendi kendine ne yapar? tövbeye salar. Tövbeye salmazsa kendisini, Allah'a dönmezse, Allah'a yaklaşmaya çalışmazsa o ne yazık ki kendi kendini perperişan eder. Tavus kuşunun da düşman ayaklarıdır. Nice padişah vardır ki gücü kuvveti öldürmüştür onu. Tavus kuşu ne yapar? renktir, Ama tavus kuşu ayaklarına bir bakar ki ayakları kendisine öyle çirkin gelir. Bu ee, çok eski bir hikayedir. Tavus kuşunun her tarafı rengarenktir. Ama ayakları var ya, onun hep kalbini acıtır. Ayaklarına bakar, ayakları çok kötüdür. Burada en önemli şey çok en hikmetli nokta. Nice padişah vardır ki gücü kuvveti öldürmüştür onu. Güç Allah'ındır. Kuvvet Allah'ındır. Kudret Allah'ındır. Bir kimse kendince gücü, kudreti, kuvveti elde ettiğini sanısıyla bunu zulümle, bunu intikamla, bunu strateji eksikliğiyle ortaya koyarsa kendi kendini intihar etmiş olur. Siz gücü, kudreti, kuvveti, aklı, ilmi insanlara faydalı olunasınız diye verildi. Eğer siz size bahşedilen Size ikram edilen, size ihsan edilen gücü, size ikram edilen, size ihsan edilen aklı, size ihsan edilen, ikram edilen kuvveti insanların hayrına, insanların faydasına, insanların iyiliği için harcamazsanız o güç, o kuvvet döner sizi yok eder. Tarih boyunca cemaatlerin, tarikatların, devletlerin veyahut da kurum ve kuruluşların battığı yer burasıdır. Devlet çok ihtişamlıdır, çok muhteşemdir, çok zengindir. Eğer o devlet ihtişamlının ve muhteşemliğini ve zenginliğini kendi tebaasının hayır ve selameti ve insanlığın hayır ve selameti için kullanmazsa o devlet batmaya mahkumdur. Bu devlet ne kadar İslami olduğunu savunursa savunsun. Bu devlet bugünkü dilde ne kadar layık, demokratik, hukuk, insan haklarına saygılı devlet olduğunu söylerse söylesin. Bu devlet ne kadar batıcı, ne kadar doğucu, ne kadar İslamlı, ne kadar kapitalist, ne kadar bilinen ne adına ne koyarsanız koyun ismi ne olursa olsun. Eğer bu devletler dengesinde devletler kendi güç, kuvvet, kudret, ilim ve akıllarını insanlığın hayrına, insanlığın faydasına harcamazlar ise o insanlar o devletleri batırırlar. O insanlar kalkarlar, dönerler, kendi devletlerinden, kendi sistemlerinden intikam alırlar. Aynı şekilde bir erkek düşünün, ailesinde parayı kazanandır, zengindir, çok böyle akıllıdır, harikadır. Eline geçirdiği maddi kuvveti, eline geçirdiği parayı, eline geçirdiği ilim kuvvetini eşine ve çocuklarına zulüm ile döndürürse o ev batmaya, eş ve çocuklar o adamdan intikam almaya kendilerini mecbur izletler, hissederler, hissederler ve intikam alırlar. Erkek şöyle düşünür. Param var, ben veriyorum bu parayı bunlara. Altlarını arabayı ben aldım, ben okuttum, ben yaptım, ben ettim. Eşim ve çocuklarım beni sevmiyor. Ben de ona diyorum ki kendine bak. Sebep sen bu parayla onlara zulmettin. Sen bu parayla onlara ahkam kestin. Sen bu parayla onları dövmeye çalıştın. Sen eline gücü geçirince ailene ve çocuklarına zulmettin. Kadın senden bir harçlık almak için dokuz takla attı. Sen çocukların üzerine şöyle yapın, böyle yapın, şöyle olun diyerekten çocuklar senden nefret etti. Sen güç ve kuvveti Eşinin ve çocuklarının üzerine otorite kurmakla harcadın. Eş ve çocuklarının üzerine Hitler gibi oldun. Eş ve çocuklarının üzerine Firavun zulmü gibi zulüm yaptın. Güç ve kuvvet seni batırdı. Sen şimdi yapayalnız yaşamakla uğraşacaksın. Yalnız yaşayacaksın. Tek başına yaşayacaksın. Senin kapını kimse çalmayacak o fabrikanda bir tane dairede yaşayacaksın. Mutsuz bir şekilde. Sebep senin çünkü güç ve kuvveti elde etmek için yanı başındaki en samimi arkadaşlarını dahi ezdin geçtin. Dostun kalmadı senin. Bunun gibi bir tarikat düşünün. Tarikat da eline geçirdiği gücü kendi müntesiplerine ve diğer tarikatlara ve diğer ilim ehli insanlara kuvvet ve güç gösterisinde bunu zulmederse o da ne yazık ki tarihin çöplüğüne dönmek zorundadır. Şimdi bakın yine Türkiye bir gündemden geçerken bakın Beyit onu anlatıyor bize. Diyor ki gücü kuvveti öldürmüştür onu. Bir cemaat düşünün çıkış noktasında Kur'an ve sünnete hizmet ediyoruz. Biz hizmet cemaatiyiz diye meydana çıkmış. Bilmem kaç bin tane savcı, bilmem kaç bin tane hakim, bilmem kaç bin tane subay, subay, bilmem kaç bin tane memur, bilmem kaç bin tane ne örgütlenmiş. O güç zehirlenmesi onu darbe yapmaya götürmüş. Güç ve kudret sahibi olmak o korku padişahlığını yıktı. Bitti ipini çekti. Kendi kendine çekti. Dönecek. Ben nerede yanlış yaptım diyecek. Tövbe edecek. Ama o güç ve kuvvet sarhoşluğuna düşen insanlar Allah'ı unuturlar. Tövbe etmeyi de unuturlar. Cenab-ı Hak onlar Allah'ı unuttukları için hadisi kutsi öyledir. Allah da onları unutur. Onlar Allah'ı unuttuğu için. Çünkü tövbe etmek çok önemlidir. Allah'ı hatırlamaktır. Ne dedi hadisi Kutsi de Hazreti Muhammed Mustafa? Kul günah işledi. Günah işlediğinin farkına vardı. Tövbe etti. Allah dedi ki, çok önemli. Kul kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim onu der Allah. Bakın burada kulun Allah'ı hatırlaması vardır. Allah'ı hatırlaması vardır. Onun tövbesi değil. Allah'ı hatırlaması önemlidir. Kul yine günah işledi. Yine dedi ki, Ya Rabbi beni affeyle. Ben günaha daldım. Ben battım yine. Ben yine karalar çaldım elime yüzüme. Ben yine dibe girdim. Dibe düştüm. Allah der ki, Kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim. Ama kibirliğe düşen, güç ve kuvveti kendinde gören. Bu sıra dağları ben ortadan ayağa kaldırırım. Sanki bu sıra dağları sen yarattın. Senden başka ilim ehli yok. Senden başka bilen yok. Senden başka bu hadiseyi senin gibi yapacak olan yok. Hani bazen böyle kinayesine söylerim ya. En güzel şarkıyı sen yazdın. En güzel şarkıyı sen söyledin. En güzel şarkıyı da sen çaldın. Senden başka yok onun batması, rezil ve rüsvay olması haktır. Cenab-ı Hak onu bu dünyada batırır. İbret alem için. Allah'ın adetullahıdır bu. Siz gücü, kuvveti, kudreti, aklı, ilmi, teknolojiyi elde ettiğinizde bunları birinci derecede etrafınıza sonra komşularınıza, akrabalarınıza, sonra kendi insanlarınıza, sonra bütün insanlığa fayda vermek için harcayacaksınız. Zekat kimden başlıyor? Önce o kimsenin yakın akrabalarından, yakın arkadaşlarından. Bakın zekatın başladığı yer. Zekat buradan Amerika'ya değil. Zekat Amerika senatörlerin gönlünü İslam'a alıştırmak için değil. Sebep ya kardeş senin ülkende doğal gazı olmayan, kömürü olmayan, tezek yakan binlerce aile var daha. Senin ülkende okulu olmayan, sırası olmayan, kitabı olmayan binlerce çocuk var daha. Senin ülkende her gün eksik beslenen, eksik beslenen, açlık sınırında yaşayan binlerce aile var. Birinci derecede burada. Bunların hakkı bu. Sen onun başkalarına peşkeş çekersen Allah da seni peşkeş çeker. Öyle bir peşkeş çeker ki içinden çıkar, senin içinden bir fitne çıkarır. Senin içerisinden çıkan o fitne seni çepeçevre sarar, alaşağı eder. Hiç kimseye de söyleyecek lafın kalmaz. Fitne senin içinden çıkarır çünkü. Allah öyle bir şeydir ki, fitneyi kendi ailenin içinden çıkarır. Fitneyi kendi cemaatinin içinden çıkarır. Fitneyi kendi milletinin içinden çıkarır. Bu millet azar saparsa, içinden bir fitne çıkarır. O milleti bütün hastalığa duyçar eder. Ya, topluca Allah'ın ipine sarılın. Ayet-i kerime bu. Topluca birey birey değil, fert fert değil topluca Allah'ın ipine sarılın eğer topluca Allah'ın ipine sarılırsanız Cenab-ı Hak sizi içerden ve dışarıdan gelecek olan fitne bela, müsibet ve desiselerden korur, uzak tutar ama siz topluca Allah'ın ipine sarılmazsanız sizin içinizden güzel fitneler çıkar o güzel fitneler sizi alaşağı eder bir cemaat bir tarikat, bir topluluk eğer Kur'an ve sünnete uymaz ise, etrafına zulmederse kendi içinden bir fitne çıkarır. O fitne onları kasıp kavurur. O zaman gücün, kuvvetin, kudretin, ilmin, aklın, fennin doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde kullanılması lazım ve Allah bütün her şeyi insanların hayrına yaratmıştır. Onu insanları zulmetmek için kötülüğüne onu kullanamazsınız. O yüzden 210'dan inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı emir sahibi midir? Sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Bu söz cumhurbaşkanı için geçerli midir? Eğer bunu normalde Kur'an-Sünnet dairesinde dini bir noktadan algılıyorsanız, alıyorsanız bu normalde farklı bir noktada tartışılır. Yok eğer bu ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak görüyorsanız evet. Siz ona itaat etmek zorundasınız. İslam anarşiye müsaade etmez. Bunu normalde bunu Selefi Vahabiler çok kullanırlar bunu. Sorarım size. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Bu ülkede yaşayan insanlar Cumhurbaşkanına tabi olmayacak da Obama'ya mı tabi olacak? Bu ülkenin insanları kendi devletlerine, Cumhurbaşkanı çünkü devleti temsil eden bir kimse, hükümeti değil. Hükümet partinin kurduğu bir şeydir. Cumhurbaşkanı devleti temsil eder. Sorarım size. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar hangi cumhurbaşkanını kendisine cumhurbaşkanı olarak görecek? Kim olursa olsun eleştirin, yerden yere vurun vuracaksınız. Kim olursa olsun diyorum bakın. Eleştirin, evet. Tabi olma noktasında bu ülkenin vatandaşları bu ülkenin vatandaşıyız hepimizde. Soralım size. Kime tabi olacağız? Putin'e mi? Kime tabi olacağız? Obama'ya mı? Kime tabi olacağız? Kraliçe'ye mi? Kime tabi olacağız? Hollanda kralına mı? Bunun cevabını da vermesi lazım arkadaşların. Kime tabi olacağız? Kral Faysal'a mı? Neydi o? Son kral Suud kralına mı tabi olacağız? İran Cumhurbaşkanına mı tabi olacağız? Bakın, ayet-i kerimeler şimdi bu ayet-i kerimelere hadisi şeriften yardım almadan bakarsak çıplak bir şekilde herkes kendi mana verecek çünkü. Sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Peki. Biz bir emir sahibinin bizden olup olmadığına dair neyle hükmedeceğiz? Bunu iş yeri noktasında ele alır mıyız? Bunu ev noktasında ele alır mıyız? Bunu bir şirket noktasında da ele alabiliriz. Bakın ayet-i şirketteki bir kimse gelir, der ki bu şirkette çalışıyor. Der ki sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Bu şirket ne? Bilmem ne, Roş fabrikası. Boş fabrikası. Bu ne? Alman. Ne işi var Bursa'da? Bir işi yok. Ben bu fabrikanın burada olmasını istemiyorum. Neden? Bizden değil. Hocam ne profesörü, genetik profesörü. Nerede doktorasını yapmış veya tezlerini yapmış? Amerika'da. Amerika'da çalıştınız değil mi hocam? Ben kabul etmiyorum. Sebep bizden değil. Amerika'dan elim almış gelmiş. Nasıl ya? Basbaya ya. İstemiyorum Amerikan ilmi ben. Bizden değil çünkü. Siz kafirleri dost etmeyin. Başka bir ayet-i kerime. E, bu da gitmiş kafirlerle dost olmuş, ilim öğrenmiş gelmiş. Ben kafirlerin ilmini de istemiyorum. Nasıl? Ayet var kardeşim. Al Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost tutmayınız. Bu adam Hristiyanları ve Yahudileri kendine dost tutma olmamış olsaydı Amerika'da yaşayabilir miydi? Yaşayamazdı. Demek ki kendini dost tutmuş onlarla, arkadaş olmuş, Oradaki Amerikalı profesörlerle, oradaki ilim adamlarıyla arkadaş olmuş, gelmiş. Ya ne demek bu ayeti kerimeyi sen nasıl yorumladın? Arkadaş sen yorumluyorsun ya. Efendim 36 farklı laboratuvarda çalıştın. Yurt dışında 36 tane farklı kafirlerle dost oldun sen. Burada başka bir şey gelmek istiyorum. Gelmek istediğim nokta şu. Herkes ayet-i kerimeleri çıplak okuyaraktan yorumlamaya kalkarsa sonuç bu olur. Adamın birisi kalkar bu ne? HSBC bankası. Ne arıyor burada? E banka. Ham bu kafirin bankasının bizim burada işini ne? İşi ne? Haydi savaşalım bununla. Orada bir bomba patlatır, Bursa'da beni alır polis. Dün akşam neredeydin? Ne oldu dedim. Duymadın mı? Hayır duymadım dedim. E dedi bankayı patlattılar. Kim patlattı? Böyle baktı. Sen dün gece neredeydin? Zikirdeydim dedim. Nerede zikir dediniz? Filanca yerde. E dedi kaç kişi yaptınız? Vallahi 200 kişiye yakın vardı. E bu dedi HSBC'yi patlatmışlar. Haberim yok dedim. E siz dedi ayet kerimeyi okumuyorsunuz mu? Ondan sonra Hristiyanları ve Yahudileri dost tutmayınız. E okuyoruz dedim ben. E siz de bunlarla savaşmıyorsunuz mu dedi. Dedim yok. Ben Vahabi değilim dedim. Nasıl yani dedi. Ben dedim onu Vahabiler söylüyor. Biz dedim ayeti kerimeleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti'nin hadisleri ışığında dedim yorumluyoruz. Nasıl yani dedi. Medine-i Münevvere dedim Yahudi de vardı Hristiyan da vardı. Ve dedim Müslümanlar bir Yahudi bir Hristiyan komşusundan rahatsız olmazlar bir ikincisi hatta onlara ikram ederler dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir koyun kesmişti dedim ben. Fazlasını Hristiyanlara ve Yahudilere dağıttı dedim. İkram olarak dedim komşularına. Böyle baktı. Siz dedi nasıl bir din yaşıyorsunuz? Vallahi biz dedim 72,5 milletle barışıkız. 72,5 milletle barışık olmayan kendine yol arasın diyoruz biz dedim. Hacı Bektaş Veli böyle diyor dedim. Siz Bektaşi misiniz dedi? Evet dedim. Nasıl yani dedi? Dedim kökümüz belli. Hacı Bektaş Bektaş'ta dedim kökümüz dışarıda değil. Kitabı belli. Dedim dört kapı kırk makamı belli. Fatiha tefsiri belli. Amirim bunlar Bektaşi'ymiş dedi. E şimdi ayeti kerimeleri herkes kendi kafasından yorarsa ha onlar sonradan bizim şey olduğumuzu ne o? Cevlaki olduğumuzu sonradan öğrendiler. Yanındakilerin üçü de Cevlaki hocam dikkat et. Aa onlar Cevlaki onlar yok, onlar cevlaki, onlar saçlarını, sakallarını, kaşlarını, kirpiklerini varın. Bak hepsini de tıraş ettiler bunlar. A tabi. Ha şimdi değil yaptılar cevlakilik. Bunlar yaptılar eve de giremediler yalnız bir müddet. bunlar bunlar kessen her şeyi Nuri kattı mı seni eve? Kovdu mu? Sen kimsin dedi sana. <laughs> Tanıyamadı mı seni? Ne dedi? Alt katta mı gönderdi seni? Gözüme görünmem mi dedi. Bunlar cevlaki hocam. Yanındaki üç tane tehlikeli. Sen bu maşallah iyi cesaretlisin. Üç tane tehlikelinin yanında duruyorsun. Yok bunlar cevlakiye devam ediyor. Bunlar döneni vurun diyenlerden hocam. Evet, o yüzden normalde sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz sözü mesela evde. Peki evde normalde geçerli olacak mı? İş yerinde yorumlamaya ihtiyacı var. Bunu normalde yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis şeriflerinin üzerinde yürümemiz lazım. Dinimizde cumhuriyetin yeri nedir? Hoş geldiniz. Cumhuriyette bir derdi mi var dininde? Dinimizde cumhuriyetin yeri arayacağız. İsimlere takılmayın. Dinin cumhuriyet olmuş, krallık olmuş. Bunlarla alakalı bir derdi yok. Din oturup da sizin yönetiminizin adı cumhuriyet olsun, sizin yönetiminizin adı krallık olsun. Bunlarla alakası yok bunun. Dinin aradığı şey şu, insanlar orada mutlu olsunlar, haram işlemesinler, Kur'an ve sünnete tabi olsunlar. Üçler, yediler, kırkların anlamı nedir? Böyle olduğuna dair hadis-i şerifler var. Vallahi biz de o üçleri, beşleri, yedileri, kırkları bulsak dizlerin dibinde oturacağız desek yalan olur. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmiş hali ile Arapça anlamı aynı mıdır? Değildir. Anlam olarak aynı değildir. En yakınıdır Türkçe'ye çevrilmesi. Öyle söyleyelim. Ama onu Arapça anlam olarak yazsalar dahi o da en yakın anlamıdır. Dil farkı yok burada. Bizim toplumumuzda bu noktada bir gereksiz saplantı var. Yani bir Arapça meal yazsalar dahi Arapça meal de anlamına en yakın olur. Türkçe mealle bir farkı olmaz. Tüm imtihanlar kazanmak için mi karşımıza çıkar? Bazen bir sınavı kazanmak için kaybetmemiz gerekir mi? Ben hayatta önüme ne geldiyse imtihan olarak bakmam. Felsefe olarak. Zorsa birkaç günümü alır geçmek için. <laughs> Ama ben ondan yine mutluluk alırım, duyarım. Benim için hayat imtihandan ibaret değil. Benim için hayat yaşamaktan ibaret. Bütün renkleriyle, her şeyle Hayatınızdan tat almaya çalışın Tat alın, mutlu olun Her halinizle mutluluğu yakamaya, yakalamaya çalışın Bırakın kendi kendinize imtihandayız deyip de kabız haline sokmayın İmtihandayız demek kabız halidir Yok hayır Cenab-ı Hakk'ın işi gücü yok bizi mi imtihan etsin ya O bizi seviyor Öyle bakın meseleye. Ya yani biz kimiz ki ya imtihan edecek? Biz öyle çok kuvvetli kullar değiliz. O peygamberlerini, velilerini, kendisine çok yakın olan kullarını bu noktada sınar belki de. Yani biz aciz, zayıf kullarız. Bizi imtihan etmeye kalkarsa hep ben kendim için söyleyeyim. Bizim sınıfta kalacağımız mutlaktır. O yüzden ya Rabbi bizlere her şeyin hayırlısını ve kolayını eyle hayatı bize kolaylaştırsın Rabbim. Allah'a dua edin. Ya Rabbi bize hayatı kolaylaştır, rızkı kolaylaştır, ibadeti kolaylaştır, hayır haseneti kolaylaştır, dünyamızı kolaylaştır, ahiretimizi kolaylaştır, ev, ev hayatımızı kolaylaştır, çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla olan münasebetlerimizi kolaylaştır. Amin. Yani ne işimiz var zorluklarla ya? İlla bizi imtihan edecek diye bir kaydı yok. Bütün etrafınızı saran bütün objeleri birer mutluluk gülü gibi görün. Ne güzel çiçek demeti. Kayınvaliden çiçek demeti. Kokla. Deme kör sıca kadın geldi gene. Nereden karşılaştık gene? Kör sıca adam beni buraya getirdi. Deme. Kokla çiçek buketi gibi. Ay kaynanıcım bugün rengarenksin. Ne kadar güzelsin de. Kadın desin ki gelinin başına taş mı düştü acaba? Hayatın mutluluk içerisinde bakın. O yüzden gidin kayınpederinizin ceviz, ceviz ağaçlarının dibinde gölgelenin. Kayınpederinizin kestane bahçelerini dolaşın. Kayınpederinizin bağını bahçesini dolaşın. Adam mutlu olsun. Desin ki ya ne güzel bak damat geldi. Kızı da almış gelmiş, torunu da almış gelmiş. Benim kestanelerimi, benim ceviz bahçelerimi, tarlamı, takkamı dolaşıyor. Benim malımı, mülkümü görüyor. Ne kadar güzel. Hatta gidin elinden öpün. De ki kayınpederim, babacığım, canım benim. Sen hangi evde istersen orada da otururuz deyin. Adamın gönlüne su serpin. Ya kayınpederin malına gidilmezmiş. Böyle yapmayın. Allah muhafaza eylesin. Hayata mutluluk gözüyle bakın. Bakmayın siz o eski kafalar. Ne o kayınpederin evinde mi oturuyor? Ne o kayınpederin ceviz ağacından mı aldın bu cevizi? Ya nereden alsın? Adamın zaten me mesela yani. Bir tane kızı var altı üstü. Ne olmuş yani damadına kızına gidirse? Hadi Hacı Mehmet gibi sayısını unutsa söyleyecek laf yok. Hacı Mehmet evde çocuğu unutmuş bizim. Bir bayram günü aha, evde bir çocuk var. O bu çocuk kimin? Aha, kim vardı en son? Hacı Mehmet vardı. O çekti gitti. Çocuk evde. Şimdi teknoloji her zaman için değil. Yani dedim bu nerededir şimdi? Dedim bu Üftadı Hazretlerine gitmiştir. Koş ben Üftadı Hazretlerine. Bir baktım elimle koymuş gibi orada. Dedim hacı ne unuttun? Bilmiyorum dedi. Ne unutmuşum? Çocuğu unutmuşsun dedim. Saymadım dedi çıkarken dedi. E bir tane olunca kıymetli oluyor. Bu sefer damat gelsin, yesin, içsin, torun dolasın orada oluyor. Gönlünü alın insanların mutluluk vesilesi olsun. Cevşenül Kebir duası Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Uhud Savaşı sırasında Cebrail aleyhisselam tarafından zırhı çıkar. Bu duayı oku şeklinde gönderilmişken bu duayı hafife almak sünnete Resulullah'a ters düşmek olmaz mı? Ayrıca saat. <laughs> hocam ben okudukça hocam yalan diyor. <laughs> Dayanamıyor şimdi. Hocam sakin ol. Ayrıca sadece Kur'an Müslümanlığı ve Peygamberimizi hafife almak ma, imani hususlara ters düşmez mi? Yolumuz Kur'an ve sünnet değil midir? Teravi ve cenaze namazları Kur'an'da geçmezken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı diye kılıyoruz. Bunu nereye koyacağız? Teşekkür ederim. Bu noktada Kur'an ve sünnete tabiiz ama bir parantez içerisine bunu alıyorum. Muhakkak bazı hadis şeriflerin üzerinde hadisçilerin çalışmaları gerekebilir. Ama bu cevşenle alakalı meseleyi Uhud'la alakalı gerçekten ben de okumadım. Sahih hadis kitaplarında. Ben öyle söyleyeyim. Yani bu Müslim'de, Müslüm'de, Tirmizi'de, bu Davut'ta bunu okumadım. Ben okumadım. Ama normalde böyle bir şeyin var olduğunu söylüyorlar. Bilhassa Bediüzzaman Hazretleri bunu kendince ee, bunu böyle cevşen duası haline getirmiş. Bu okunuyor, duadır. Bu noktada duanın okunmasında bir beis yok. Bakara 269 ayetindeki ilim verilenler, hikmet sahipleri ve ul-elbab sahipleri kimlerdir? Bu sure size ne anlatır? Evet, Cenab-ı Hak kim Allah'ın bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde ilim ehli olmak istiyorsa, ilmini öğrenmek için uğraşıyorsa Cenab-ı Hak ona ilmini açar. O ilim sahipleri de evet hikmet verilenlerdir. Bakın hikmet verilenler hikmetin sahibi değildir. Değildir. Hikmetin sahibi Allah'tır. O yüzden kim o hikmete ulaşmak istiyorsa yolu bellidir. Kim ilme ulaşmak istiyorsa yolu bellidir. O yüzden ilmin sahibi, hikmetin sahibi, ilim ayrıdır, hikmet ayrıdır çünkü. İlmin sahibi de, hikmetin sahibi de Allah'tır. Cenab-ı Hak cümlemizi o hikmet ehli olanlardan eylesin. Haklarınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. Geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm.